Dünkü konuşmamda 2020 bütçesinde geneli dar gelirli tüketiciden alınan dolaylı vergilerin bütçe gelirlerinin %65'ini doğrudan vergilerin ise %35 seviyesinde olduğunu belirtmiştim. Yine bütçede 159 milyar gelir vergisinin 85 milyar TL'sinin işçi, emekçi ve bordroldan kaynağında kesilmek suretiyle elde edildiğini de ifade etmiştim. Bu tablo vergi sisteminin çarpıklığını, vergi adaletinin yokluğunun en önemli delilini teşkil ediyor. Bu pakette uygulamada yarar sağlayabilecek hükümler olmasına rağmen vergi adaletini sağlamak adına tek bir düzenleme bulunmamaktadır. Bugün Türkiye'nin bir numaralı sorunu adaletsizliktir. Çünkü adalet yoksa yoksulluk der, yolsuzluk kaderdir. İşsizliği önleyemezsiniz. Bütçe gelirlerinin ve verginin nereye harcandığını soramaz, sorgulayamazsınız. İsrafı ve talanı durduramazsınız. Her yasa teklifinde olduğu gibi bu teklifle vergi konusunda bile Cumhurbaşkanı'na yetkiler devredilmiştir. Oysa Cumhurbaşkanı hala Merkez Bankası'na yapmaması gereken müdahaleleri yüzünden Türk parasını dünyanın en değersiz paraları arasına sokmuştur. Faiz düşünce enflasyon düşer inat ve iddiasını ispat etme gayret keşliği yüzünden devlet ve millet her defasında 100 milyar dolarlar faiz ve borç yükü altına girmektedir. Meclisin gücünü ve denetim yetkisini gittikçe yok eden bu başkanlık sistemiyle Türkiye'nin nasıl bir risk altında olduğunu meclisteki milletvekillerinin büyük çoğunluğunun gördüğüne inanıyorum. Bu teklifin 15. maddesi basın kurumlarını ilan gelirlerinden yoksun bırakıyor ve yerel basına büyük darbe vuruluyordu. İktidar vekilleri bu düzenleme ile 10 milyon TL tasarruf sağlamaktan söz ederken dün yine tekrarlanan Merkez Bankası operasyonu ile 10 milyon TL değil 10 milyar dolarlar bir çırpıda kaybedilmiştir. Neyse ki eleştiriler nedeniyle 15. madde tekliften çekildi. Yerel basının şimdilik tehlikeyi atlatmış oldu. Adaletsizlik Türkiye'yi adeta her alanda ayrık otu gibi sarmıştır.